zımnen veya üstü kapalı olarak yürürlükten kaldırma, açık kaldırma kadar yoğun karşılaşılan ve büyük sorunlara yol açabilen bir yöntemdir. Bu ihtimalde yeni çıkartılan bir yasa veya tüzük, kendinden önce yürürlükte bulunan yasa veya tüzükle uyumlu olmayan, öncekinden farklı düzenlemeler getirmekte ve ilkinin uygulanmasını imkansızlaştırmaktadır. Ancak bunu açık biçimde önceki yasal düzenlemeyi anarak yapmamakta ya şöyle bir hüküm getirmekte ve bu yasaya aykırı olan hükümler kaldırılmıştır demekte veya bu yönde herhangi bir açıklama dahi içermemektedir. Bu yönde bir hüküm içermese bile bir hukuki düzenlemenin kendinden önceki bir hukuki düzenlemenin uygulanmasını engellemesi halinde bunu yürürlükten kaldırmış olacağı açıktır. Ancak belirtilen sorun bu derece kolay çözülebilecek bir sorun da değildir. Çünkü bir düzenlemenin eski düzenlemenin uygulanmasını ne zaman imkansızlaştıracağı, her iki düzenlemenin yorumlanmasını ve uygulama alanlarının belirlenmesini gerektirmektedir. Bu sebeple belirtilen konuda doktrinde birçok tartışmaya ve bu konuda yargı kararlarına rastlanmaktadır. Bir düzenlemenin eski tarihli düzenlemeyi yürürlükten kaldırması konusunda ilk bakılması gereken yasaların özel veya genel olmaları durumunun değerlendirilmesidir. Özel veya genel düzenleme ayrımı bir konunun geniş kapsamlı veya belirli konularla sınırlı olarak düzenleme altına alınması ayrımıdır kapsamlı ve birçok konuyu inceleyen düzenlemeler geneldir. Belirli bir konuyu hüküme bağlayan düzenlemeler ise özeldir. İkinci olarak genel kanun ile düzenlenen bir konu sonradan bir özel kanunla düzenleme altına alınırsa genel kanun tümüyle yürürlükten kalkmasa da özel kanunla düzenleme altına alınmış konularla ilgili bölümleri yürürlükten kalkmış olur. Bu ihtimalde özel yasada yer alan düzenlemelerin uygulanması genel yasada yer alan ve aynı hususu içeren düzenlemelerin uygulanmasını imkansızlaştırmaktadır. Eski düzenleme özel kanun niteliğindeyken sonraki kanun genel kanun niteliğinde olduğu takdirde yeni genel yasanın özel yasayı yürürlükten kaldırmayacağı çoğunluk tarafından kabul edilmektedir. Ancak bu konuda kanun koyucunun amacını araştırmak gerektiği yorum yolu ile sonraki genel kanunun eski tarihli özel kanunu yürürlükten kaldırdığı sonucuna varılabileceği de ileri sürülmektedir. Önceki kanunun belirlenmesi bakımından hangi tarihin göz önüne alınması gerektiği üzerine tartışmalar bulunmaktadır. Bu konuda bir fikre göre yasanın yasama organı tarafından kabul edildiği tarih dikkate alınmalıdır. Anayasa Mahkemesi'nin katıldığımız fikrine göre ise sonraki tarihli düzenleme, sonraki bir tarihte yürürlüğe girmiş düzenlemedir. Son fikre göre yasanın Cumhurbaşkanı tarafından yayınlanmak üzere onaylandığı tarih esas alınmalıdır. Anayasa değişikliği ile bir kanunun anayasaya aykırı hale gelmiş olması bu yasanın kendiliğinden yürürlükten kalkması sonucunu doğurmaz. Anayasaya aykırı yasalara karşı başvuru makamı olan Anayasa Mahkemesi tarafından bir yasanın anayasaya aykırılığı belirlenmedikçe o yasa yürürlükte kalır. Bu yasanın anayasanın kabulünden önceki veya sonraki tarihli olmasının bir önemi bulunmamaktadır.